Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda eğitim valisi 2. modül test 34'ü çözeceğiz. Zarflarla ilgili olan testimiz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisine soru anlamı zarfla sağlanmamıştır demiş. Neden diyor? Sebep belirttiği için zarf. Nasıl korunabilir? Durum belirttiği için ve fiili belirttiği için zarf. Hangi önlemleri almış dediğinde bakın önlem isim. Hangi önlem dersem isim belirttiği için sıfat olur. O sebepten cevabımız Ceyhan. İkinci soruya bakalım. Cümlelerin hangilerinde zaman zarfı yoktur demiş ikinci soru. Bozcaada yaz aylarında şenliklidir. Ne zaman? Yaz aylarında zaman zarfı. Karşılar ne zaman karşılar? Gündüzleri zaman zarfı. Kahkahalar yükselir. Ne zaman yükselir? Akşamları zaman zarfı. En güzel dolunay polenta fenerinden gözlenir. Ne zaman gözlenir? Cevap olmadığı için. Denizli'de de zaman zarfı yok. Durum bakımından tamamlayan bir sözcük veya söz yoktur demiş. Çürüyecek. Nasıl çürüyecek? Sessizce. Burada var. Nasıl kuruyacak? Ağır ağır. Burada da var. Nasıl budanmış? Özenle. Nasıl seyrediyor? Çaresizlik içinde. Burada da var. Edirne'de yok. Dördüncü soruya bakalım. Hangisi söylenemez demiş. Fiilin tekrarlandığını belirten belirteç vardır. Bu yok arkadaşlar. Doğru cevap bu zaten. Kesinlik belirteci vardır demiş. Evet, ne olursa olsun diyor. Kesinlik belirteci. Belirtecin anlamına üstünlük katan başka bir belirteç vardır. Evet, olur fiil. Nasıl olur? Güzel olur durum zarfı. Daha güzel dersem üstünlük katıyor. Zaman zarfı vardır. Ne zaman? O günlerde zaman zarfı. Bir işaret sıfatıyla bir adın oluşturduğu tamlama biçiminde belirteç vardır demiş. Evet, o günlerde de aynı şekilde tamlama biçiminde belirteçimiz. O yüzden cevap Edirne. O da zaten işaret sıfatı. Hangisinde yer yön zarfı yoktur demiş. Geri geldi. Geri yer yön zarfı. Bölgenin kuzey taraflarında daha çok yabani hayvan var. Pardon arkadaşlar, mikrofonda bir sıkıntı oldu. Bölgenin kuzey tarafında daha çok yabani hayvan var. Burada yok. Aşağı iner, burada var. İçeri girdiğimizde burada var. Dışarı çıkmasına derken burada da var. Balıkesir'de yok. Aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş 6. soruda. Şimdi hiçbir zaman zaman zarfı. Daha sonra nasıl düşünerek nasıl ağladım? Düşünerek durum zarfı. Pardon. Daha sonra ne kadar ağladım? Çok ağladım. Miktar zarfı. Bu da var. Aynı şekilde burada düşünerek, arak erek zarf fiileki aldığı için türemiş fiil de var. Çünkü fiilim sekleri yapım ekidir. Ama üstünlük zarfı yok. Cevabımız Denizli bu yüzden. Hangilerinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan sözcük veya söz vardır demiş 7. soruda. Hemen bakalım. Nasıl modernleşti? Hızlı durum zarfı. Bir de var. Çok farklıdır derken burada miktar zarfı var. 3'te de yok. Ankara'nın yerel kültürü can çekişe çekişe yok oluyor. Nasıl yok oluyor? Can çekişe çekişe. Burada var. Cevabımız 1 ve 4. Hangisinde bir arada verilenler aynı türde değildir demiş. Hemen bakıyoruz 8. soruya. Burada zamir, her biri zamir, bunlar aynı. Başka sıfat, hiçbir de sıfat, bunlar da aynı. Nasıl döşenmiş? Farklı döşenmiş zarf. Mekan, isim, büyülü sıfat. O yüzden C şıkkında ikisi farklı türde. Bu cümlede bulunmayan türde bir sözcük vardır demiş 9. soruda. Şimdi kendini öyküye veren yazar öykülerinde denize emekçileri, çocukları ve yoksulları anlattı. Bu cümlede hiçbir zarf yok. Ama B şıkkında eğlenirler, nasıl eğlenirler? Doyasıya. Bu bir zarf. Burada zarf var. 9'da zarf yok. Balıkesir'de zarf yok. O yüzden 9'un cevabı Balıkesir oldu. Hangisi yoktur demiş 10. soru. Hemen bakalım. Şimdi ne kadar seviyorum, çok seviyorum miktar zarfı.
Fiilimsi etkileyen zarf tercih ettiği, fiilimsi az tercih ettiği dersem fiilimsi etkileyen zarf var. Fiil etkileyen zarfta sevmek fiil, çok fiil etkileyen bir zarf. Daha sonra durum zarfına bakalım. Nasıl gözlemler? İyice gözlemlerde durum zarfı, zaman zarfı yok arkadaşlar. Hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Şiir isim, nasıl şiir dersem sıfat. Ne diye, niçin anlamında kullanıldığı için zarf, soru zarfı. Hangi şiirler dersem hangi sıfat. Ne tür şiirler dersem ne tür sıfat. Kimler alkışladı dersem kimler zamir. O yüzden 11'in cevabı Balıkesir. 12'ye bakalım. Cümlelerin hangilerinde ikileme ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır demiş. Adım adım ilerliyorduk. Buradaki zarf. Büyüklü küçüklü dükkanlar dersem dükkan isim, büyüklü küçüklü sıfat. Çocuklar isim, kara kuru çocuklar sıfat. Daha sonra bakmak fiil, nasıl bakıyorduk, nokta nokta bakıyorduk, zarf. Varmak fiil, terli tozlu varmak, zarf. O yüzden 2'de ve 3'te sıfat olduğu için 12. sorunun cevabı Ceyhan. 2 ve 3. Devam edelim. Hangisinde altı çizili sözcüğün türü yanlış verilmiştir demiş. 13. soruda. Şimdi daha bir hafta önce daha üstünlük zarfı zaten. İçin edat, bunu da biliyoruz. Elini sokmak fiil. Nasıl sokmuş suya elini? Hafifçe sokmuş. Bu zarf olacak, sıfat olmaz. O yüzden Ceyhan. Bu cümleyi oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İşteş özellikli fiilimsi vardır. Evet, bölüşmek işteş özellikli fiilimsi. Yüklem etken ve geçişli bir fiildir. Evet, öğretir, onu öğretir, geçişli. O öğretir, etken. Bu da doğru. Birden çok zamir kullanmıştır. Evet, kendi ve biz zamir. Bu da doğru. İyilik eki alan ad vardır. Acımız, bizim acımız, iyilik eki almış. O zaman zarf yok demek ki. 15'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır demiş. Nasıl gitti çocuklar? Güle oynaya zarf. Nasıl giyinmek? Eciş bücüş giyinmek zarf. Sokaklar isim. Nasıl sokaklar? Eğri büğrü sokaklar sıfat. Getirmeye çalıştık. Nasıl getirmeye çalıştık? Nöbetleşe nöbetleşe zarf. Yol alıyor. Nasıl yol alıyor? Seke seke zarf. O yüzden 15. sorunun cevabı Ceyhan. Hepsi zarf. O sıfat. 16'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yoktur? Demiş. 16. soru. Ne zaman hava açılmıştı? Öğle saatlerine, zaman zarfı. Nasıl uzaklaşıyordu? Acele acele, durum zarfı. Yineleme zarfı dediği ikileme şeklinde. Acele acele ikileme şeklinde olduğu için yineleme zarfı. Daha sonra kesinlik zarfı demiş. Kesinlik zarfı yok. Niçin? Soru zarfı. Evet, kesinlik zarfı yok. Niçin sebep bildiriyor? Sebep belirten sorular her zaman zaten zarftır, soru zarfı. Soru anlamı sağlayan sözcüğün türü yanlış verilmiştir. Şair isim, hangi şair dersem sıfat. Ne öğrendiniz, ne dersem zamir. O yüzden zarf olmaz. Çünkü ne öğrendik? Sıfatları öğrendik. Ne sözcüğü sıfatların yerini tuttuğu için zamir olur. Evet, 18'e bakalım. Ne diyeyim dersem zamir. Nasıl döndü? Kabullenip döndü. Durum zarfı. Ne kadar keyifli? Çok keyifli. Bir saniye. Çok keyifli bir Ihlara Vadisi günü geçirdik. Evet, çok keyifli miktar zarfı. Nasıl tanıdık? İyi tanıdık. Durum zarfı. Nasıl çağıracak? Tekrar çağıracak. Durum zarfı. O yüzden de A şıkkı zamir, diğerleri zarf olduğu için 18'in sorunun cevabı da Adana.